Peki yarış esnasında işte salonda ya da açık havada pistin başında start öncesi takoza geldiğimizde kendini nasıl hazırlarsın, neler hissedersin, neler düşünürsün? En çok odaklandığın ne olur? En çok odaklandığım antrenörümün, yani Muhsin Soysal hocamın sözleri olur. Her zaman beni motive eder ve güzel sözler kurar. Özellikle en sevdiğim sözü, işte sen yürüsen şampiyon olursun, yürüsen rekor kırarsın. Bu gibi sözleri beni çok motive ediyor. Yarışmaya hazır olmasam bile, mesela bir sakatlık geçirdim ama yarışmam lazım. Sakatlığımı geride bırakıp yarışmaya odaklanıyorum ve start anında tabii çok çok heyecanlı, çok stresli, yani o saniyeleri beklemek gerçekten şu an bile yaşıyorum yani içimde. Yani stresli oluyorum ama silah patladıktan sonra hepsi bitiyor. 12 saniyelik bir süreç zaten. En hızını veriyorsun ve koşuyorsun. Ayrıca startta birkaç defa kaçırdım ben startı. Kaçırıyorum yani yarışlarda. O sırada dua ediyorum. Antrenörüm bazen de kızım diyor, duanı diyor daha önce bitir de diyor, start alanında silaha odaklanman lazım diyor. Duanı diyor daha önce yap diyor. Öyle yapmaya çalışıyorum ben de. Peki o silah atıldığında her şey, dünyadaki günlük yaşamdaki her şey yanında geride kalıyor mu? Tabii ki de, yani hiçbir şey düşünemiyorsun ki o zaman. Ben bitirdikten sonra ne oldu ne bitti hiçbir şey anlamıyorum. Ya çabucak bitti diyorum böyle hocama. Yani o andaki yaptığın teknik hatalar ya da şeyler, her şeyi unutuyorsun yani. Peki o süre nasıl geçiyor? Bu kadar uzun mu? Biz dışarıdan izlerken bile bazen baktığımızda 10-15 saniye ama yarış esnasında koşuyor bir sürü de o 100 metreye ulaşılamıyor. Yani uzun mu hakikaten? O kadar uzun gelebiliyor mu? Hissediliyor mu? Aslında yarış esnasında hiçbir şey düşünmüyorum. Hemen bitiyor ama yarıştan önce sıkıntı. O an kafanda o kadar şey geçiyor ki, işte şurada ne yapacağım, şurada hangi tekniği yapacağım, yeri nasıl iteceğim. Kafanda bir sürü şey düşünüyorsun. Yani yarışın ortasında bir şey düşünülmüyor. Bitiyor hemen. Ama yarış öncesi sıkıntı. Yani mesela bir anlamda da o 10 saniye için evet. Yıllarca da çalışıyorsun. Bir 10 yıldır çalışıyorsun. Yani. 10 yıldır o 11 saniye için çalışıyorum. Çok doğal. Her türlü. Bir de Beypazar Belediye Başkanımız çok destek veriyor ve bana bir sözü vardı. Ya tabii Türkiye'de hep yıllarca tanınacak işte bir ara Mizginay vardı. O işte geçilmez bir sporcuydu. Olarak kalmak istiyorum hafızalarda. Ve zirvede bitirmek istiyorum. Ben 6 yıldır Türkiye'de hiç geçilmedim ve kariyerimin sonuna kadar hiç geçilmemeyi planlıyorum. O şekilde planladım. Var, 8 Mart varsa. Kariyerimi olimpiyat, dünya ve Türkiye şampiyonluklarının en zirvesinde sonlandırmak istiyorum. Efsane olarak gördüğümüz, tabii ki de kendi branşım dolayısıyla Usain Bolt'un çok hayranıyım. Onun efsane olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel dereceler, çok iyi dereceler koşmuş. Yıllarca kırılmayacağını düşünüyorum. 100-200 metrenin. Ayrıca bayanlarda düşündüğünde yine Jamaikalı sprinterin Shelly Annie Fraser Price'ın onu örnek alıyorum. Çünkü boyu kısa, 1.52 boyunda. Benim de boyum 1.58. Zamanında herkes, antrenörüm de dahil, 1.58 boyundaki bir kız işte çok hızlı koşamaz, biraz uzun boy gerekir, böyle konuşuyorlardı. Ta ki o sporcuyu görene kadar, yani 1.52 boyunda olup 10.70 gibi bir saniye koşup ve yıllardır geçilemeyen olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonu bir sporcu, onu örnek alıyorum. O zaman fiziksel durumların çok da aslında etkilemediğini, biraz azim ve çalışmanın... Kesinlikle her şeyin başı çok çalışmak yani. Tamam, tabii ki de yetenek olacak ama en çok çalışmak ve azim, sabır istiyor bu işi. Antrenörüm Muhsin Soysal'a bana verdiği emekten dolayı, en çok emek antrenörümü çünkü. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Fikret Çetinkaya ve Gürsel Özyurt. Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok duygulandım ama bunun en büyük emeği hocama ait olduğu için